Şasemizi hazırladık. Kaynak yapılacak yerlerini yaptıktan sonra işlemini bitireceğiz. Şimdi en boktan kısma geldik. Kasamızda her zamanki gibi lokal çürükler çok fazla. Şimdi şu kenar sajlarını komple sökeceğim. Yenisinin siparişini verdim, güzelce kıvrımlı. En köşe hatlar da değişecek. Bunlar bayağı çürümüş, buraları kesip yenileyeceğiz. Ondan sonra kasamızda mukavemetli sağlam bir kasa haline dönecek. Hadi bakalım, saldırıya devam. ...15 yıl atan bir kasa olursa, doğru yerde de korunmazsa böyle arı yuvası bile çıkar içinde. Neyse, adam edeceğiz ama öyle ısrarcıyız. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Nesim Usta bunu adam edecek Allah'ın izniyle. Ben ön çalışmasını yapayım. Sökülecek yerleri sökelim. Ondan sonrası kolay. Hadi bakalım. Devam. Evet, uzun zamandır Anadolu'la uğraşmıyorduk. Nesim Usta'yı yakalamışken kasaya girelim dedik. Kasanın şaseleri bayağı kötü durumdaydı. Yeni profille dalacağız. Nesim Usta adam olacak mı be? Adam olacak. İnşallah. Hadi bakalım. %100 diyor usta. Usta diyorsa bir bildiği vardır ya. Çamurluklarımızı da komple baştan güncelledik. Sıfırlarını yaptırdık. Diğerleri bayağı bir kötüydü. Şu çürüklere bakar mısınız? 1978'den beri dışarıda çalışmış bir araç. Bu nasıl yük taşısın, nasıl yaşasın ya? Şimdi ama canavar gibi yapacağız onu ya. Köşe profillerini de güzelce kıvırttırdık. Onları da ekledik mi canavar oluyoruz. Hadi bakalım, devam. Kasanın hastalıklı parçalarını temizledik. Yerine gelen o parçaları da kestik. Güzelce ana saçla şasemizin parçaları hazır. Şimdi kapaktaki menteşelerimiz de kötü durumdaydı. Eski stildi. Şimdi onları da yeni stilleriyle değiştireceğiz. Kasanın yan branda gerdirme kancaları vardı. Şurada şöyle, yine eski stil. Onları da bunlarla değiştireceğiz. Bunları zaten en son kasa bittikten sonra delik perçinle yapma şansımız var. Evet, kasa biraz şekle girdi. Bayağı da pislik çıkardık. Hadi bakalım, saldırıya devam. Güzel bir Anadolu'muz olacak ya. Thank you.
Evet, kasamızın çürük yerlerini sökmüştük. Yan kanatlarını yapmıştık. Şimdi çamurluklarımızı da güzelce preslettik, yenilerini çıkarttık. Onları da yerine montaladık. Güzelce gönyelerini aldık, hizalamalarını yaptık. Şasedeki onarımlarını yapıp değişecek profillerini değiştirdik. Şimdi ana şasemizde çürük olan parçalarımız var. Bu boy profillerimiz var. Bunların durumu kötü. Bunları da yenileyeceğiz. Ondan sonra boyaya hazırlığa başlayabileceğiz rahatlıkla. Tabi kasada oksijenle oynayacağımız yerler de var. Mini onarım kısımları var. Sonra zaten kasamız komple pütür olacak. Pütürünü de attıktan sonra artık arabamız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Devam. Kasamızın elektrik kaynağı ile yapılacak işlemlerini yapmıştık. Bugün Nesim Usta oksijen kaynağı ile olan kısımlarını hallediyor. Nesim Usta, kolay gelsin. Sağ olsun. Nasıl efendim? Olacak mı? Güzel olacak mı Nesim Usta? Tamam. İyi, hadi bakalım, eline sağlık usta. Çıkma gibi yapsan mı? Evet Anadolucular, altını görmediğiniz hiçbir şeyin üstüyle oynamayın sakın. Altta bayağı çürüklerimiz vardı. Şimdi buraya bir lokal saç kestik kalın. Yeniden o alanı güçlendirme yapıyoruz. Hadi bakalım, saldırıya devam. Muhammed Usta formunda bugün. Kaynağa bakmayın, gözünüzü alır diyormuşum da buradan almaz herhalde ya.
Evet, uzun bir uğraştan sonra Anadolu'muzun şasesindeki bütün problemli alanları güçlendirmesini yaptık. Gereken yerlerine saç ilavelerini yaptık. Profil ilavesi yaptık. Şimdi Anadolu kasası toplayacak arkadaşlara şasede önermek istediğim birkaç yer var. Şimdi bu arabada belirgin bölgeler var. Arka çamur tekerin karşısındaki şaseyi bağlayan nokta, normalde burası açık bırakılmış. O bölge açık bırakılınca içine atan çamurdu, suydu, korozyonla çürümesine sebebiyet vermiş. Buraları özellikle kapatmanızı tavsiye ederim. Aynı durum ön tarafta da söz konusu. Burada da yine buralar açıktı. Gelen bu parçayla bu parçanın birleşim yerlerinde açıklık var. Eteklik takılmayınca arabaya buradan çamuru su içine alıp hep aynı noktalardan çürümeye sebebiyet vermiş. Onların hepsini güçlendirdik. Bir de bu ortada egzozun geçtiği ve motor bloğunun, şasenin şanzıman bölümünün, yani vites kolunun olduğu bölümün altına denk gelen bölüm de egzoz sayesinde o bölgede belli bir yağlanma topluyor. Ve buradaki saca da delikler atılmamış. O yüzden sürekli çürümeye sebebiyet veriyor. Bu bölgeleri de güçlendirirseniz o sorunu aşarsınız. Şimdi biz buraya yeniden birkaç tane suyun rahatlıkla aşağıya inebilmesini sağlayacak delikler açacağız. Ondan sonra işlemimiz kolaylıkla hallolacak. Bir de burası kasanın birleşim yerinin birleştiği profillerin ağızları da açık. Bunlar da kasayla kupanın arasındaki boşluktan sürekli suyu alıp demire veriyor. Demir de çürümeye sebebiyet veriyordu. Şimdi bu sorunları hallettik. Artık boya moduna geçebiliriz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Çalışmaya devam. Hadi bakalım, güzel bir Anadolu yolda geliyor.